Gelinimiz yatak odası mobilyasını simsiyah tercih etmiş. Bu konuda hanımlardan eleştiri alabilirsiniz. Bakalım hanımlar siyah rengin ön planda olduğu bu yatak odasına neler diyecekler? Papatya çayı mı yapıyorlar? Kesin. Gamze'nin fikriydi. İnşallah yapmıyorlardır. Aslında onların benim sen eşim. Sen gül reçeli yaparsan. Eşimin çiçekleri. Onlar da papatya çayı yaparlar valla. Hiç de bir şey diyemeyiz ikimiz de. Evet. Ben yuttum. Şimdi yatak örtüsü uyku setiyle takım galiba. Evet. Hani biri böyle koymuşsun, biri böyle. Niye böyle koydun aslında aşkım? Aslında ikisinin de şey modeli gözüksün diye koydum. Hani arkada kalırsa gözükmez çünkü modeli. Gördük gerçekten güzel modeli varmış. Evet güzel. Ama bence böyle durmuş. Bir de ben bir şey söyleyebilir miyim? Benim evet. Yatak odamda fon perde yok diye çok konuşuldu. Burada da tül gibi fon perdeler var. Evet bunları çünkü sökmek istiyorum. Ya niye şöyle söküyorsun ya? Ne yapıyorsun? Yapma, yapma. Şöyle. Dur, aa, sakin ol. Ama, yani ama orada perde cam var. Ben oraya ne koyabilirim? Fon ama değil de tül koyabilirsin. Ama her yerde bildiğin cam var. Bu odada bu kadar fon. Yani bir tane şuraya küçük, bir tane evet şuraya küçük olabilirdi. Ama ben bunu hem perde olarak kullanıyorum, hem fon olarak kullanıyorum. Buraya iki tane hem fon hem perde kullanamam ki. Çok yani siyah. Ama ben storun evet, store da var. Tamam, yani, storun karartması store yok ama ben karartma tül perde kullanmak istiyorum. Suzan perde. Perdeyi sökmeye çalıştı. Çok haklıydı. Ben de aynısını yapmak istedim. Yatak odasını sökebilseydim fon perdesini sökecektim. Çok karanlık geldi bana ama sökemedim. Kendisi nasıl yatıyordu hiçbir bilgim yok. Resmen ruhum karardı. Neden bu pudra pembesi peki? Ben bunu evlenme bu mobilyaya almasam. Bir de siyah mı olsaydı canım? Hayır, sen de savunsana. Açmış burayı. Evet hem açtı. O zaman halılarını da uydursaydım. Beyaz, siyah. Bu da pudra. Evet, bu halıları şeyle uydurdum. Griyle janjanlı halılar. Bak orada gri duruyor, burada siyah duruyor. Evet. Bunlar böyle janjanlı, floşlu evet, iki halılar. İki taraftan da farklı yansımada var. Evet. Kızım konuşsana, benim odam mı burası? Aslanım savunuyor. Ben savunuyormuş gibi oluyorum. Hayır, ben savunulacak bir oda değil çünkü. Ay. Bir şey soracağım. Onun papatya çayı olması için papatyaların kuru olması gerekmez mi? Mutlaka öyledir. Tam bilmiyorum. Şimdi yalan yanlış bilgi vermem sana dış ses. Ama bizimki intikam olduğu için kurumasını beklememize de gerek yok açıkçası. Bunu kapatamadım. Bir bakar mısın? Suyunu biraz boşaltayım. Boşaltmaya da gerek yok. Hanımlar yatak odasını eleştirmeye başladı bile. Bu demlensin şimdi. Biz de kızların yanına yatak odasına geçelim. Tamam hadi gel. Aslında şu zaten lambalar mıydı? Evet, uyumsuz lambada bir şey yani. Onu bence buradan çıkarmalısın bence. Her yerde 1, 2, 3, 4 tane ya. Ya ama fazla. Canım biz geldik. Ama geldi benimkiler. Şeyi demledik yemek masasında. Burası içeriz. Çok dar. Evet oradan geçmek biraz zor. Biraz evet mı? Bayağı zor. Bayağı yere yapışacağız şu an. Hakikaten ya bu yatağı başka nereye koyabilirdin aslında ama? Aslında ben çok düşündüm ama başka koyulacak haklısın, yer yok. Burada petek var. Evet. Böyle koysan bir acayip olur. Şu balkonu şey yapmışlar gereksiz balkon bence. Mu bu? Burada balkon var. Ha. Bence o gereksiz olmuş balkonu yani. Balkonu kullanmayacaksan şu şekilde mesela yatağa koyabilirsin evet, biliyor musun? Daha güzel. Yanlardan arkayı da böyle miyiz bir ardiye olarak kullanabilirsin. Evet. Şu yanlardan şu daha iyi. Buraya dolap yaptırmak zaten. Evet. Bak böyle yorum kullan. Yapabilir miyiz? Evet. Biz sonradan geldik ama. Ne demek Gamze Hanım? Buyurunuz efendim. Buyurunuz Gamze gelin. Aslı Hanım. Efendim. Dün bunun grisi miydi, beyazı mıydı yanlış hatırlamıyorsam. Neşe'nin evet, evinde vardı. Aynı değil ama hayır. Aynı değil zaten. Aynı değil ama benziyor. Evet. Tek tek konuşuyoruz. Bile benziyor. Evet. Aynen. Onlar falan yani rezalet derecede, ben hiç beğenmedim. Neresini zaten bu pembe beğenmedin olan aşkını hiçbir şekilde ben anlamadım. Detaylarda kullanmak istedim pembeyi. Bu detay mı? Evet. Çok bayağı detay. Bayağı büyük bir detay. Bir de ben bir detay şey dediğin istiyorum. Bunu affedersin gri yaparsın, üzerine ufak bir pembe yastık olursun, o detay olur ama bu kocaman böyle bir şekilde detay olmaz. O zaman da nereden çıktı pembe, alakasız diyecektiniz. Ama renk en azından ben şey misal olurdu gösteriyorum. Böyle yap demedim. Detay sakin diyorsun ol, ya Neşe. Detay yatakta odur. Sakin ben ol. Söylemek ben istiyorum. Böyle
çarşaflara kadar dağılmayın isterseniz. Şey söylemek istiyorum. Ha. Sanki Tülcü senin tanıdığın evet. işte perdeleri bedava vermiş. Sen evet. de her yere takmış. Ama hayatım burada her Hayır. yerde cam var. Ben İki, başka tane bana ne seçenek yapabilirdim? Tek tek, dediğin tek, şöyle tek konuşun. Ama bu zaten fon değil ki. Bu perde. Çok iç karartıcı duruyor. Ama ben bu böyle blackout, uyuyorum. Ben böyle uyuyorum. Hani içeriği otellerde evet. olur ya böyle. Kapkaranlık yapıyor. Karanlık hiçbir yapar. Şekilde güneş içi geçirmiyor. Tamam ya aslında burası otel değil. Ama burası benim yaşam konsept... alanım. Bir dakika. Çok boğulmuşsun uyku alanın. Kardeşim. Uyku alanım bu yaşam benim. Alanı olmuyor. Çok bu uyuduğun alan oluyor. Yoksa burada orada mı yaşıyorsun? Yaşıyorsun? Burada uyuyorsun. Ama bu benim yatak alanım. Uyku alanım. Bir bakabilir miyim rahat mı? Şu an ben şuraya geçeceğim. Bir yatabilir miyim? Siz ne yaparsanız dikkat edin. Çok ayakları sürmezseniz sevinirim bari. Dolaplarının üstü neden dolu? Evet, keşke biz geleceğiz Aynen. diye bari boşaltsaydı. Onlar görünmez zannettim, görünüyor. Görünüyor. Evet, çok kötü bir görüntü veriyor şu an. Hadi artık güzel bir iki bir şey söyleyin de çayınıza geçelim. Sadece gardırobu ben mobilyanı beğendim ya. Güzel. Teşekkür ederim. Mobilyan güzel. Hadi çayınıza.